sonunda sen beni, en sonunda sen beni bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni, en sonunda sen beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de, gördüm de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de, gördüm de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Yaktın, yıktın, kül ettin, erittin de beni. Mecnun'a döndürdün, mahvettin beni. Yaktın, yıktın, kül ettin, erittin de beni. Mecnun'a döndürdün, mahvettin beni. Aşık gibi sevmezsen, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Aşık gibi sevmezsen, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de, gördüm de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum. Binlerce güzel gördüm de, gördüm de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Evet efendim, çok güzel bir şarkıyla programımızı açtık. Kültür televizyonları ekranlarında Müzik Dünyası programıyla karşınızdayız efendim. Her hafta birbirinden kıymetli konuklarım, müzisyen arkadaşlarımız, dostlarımızı programımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Ve bugün de gerçekten müzik ve sohbete doyacağımız günlerden bir tanesi olacak. Çok sevgili arkadaşım, hem karakteriyle çok düzgün, her şeyden önce kişiliğiyle çok sevdiğim bir arkadaşım. Hem de müzisyenliğiyle, eğitmenliğiyle, onu zaten program içerisinde çok daha iyi tanıma fırsatı bulacaksınız. Rıfat Çalışkan bizimle bugün. Merhabalar. Merhaba Rıfat'cığım. Teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bu programda olmak, seninle birlikte olmak çok güzel. İnşallah güzel bir program seyircilerimize izleteceğiz. İnşallah. Bugün tabii ki senin burada olman vesilesiyle çok daha... sevinçli ve mutluyum. Evet. Çünkü ne kadar yakınında programda ağırlarsan o kadar daha iyi çok bir enerji, sinerji oluşmuş oluyor. Kesinlikle öyle. Biz zaten yıllardır beraber program yapıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve güzel programlar icra ettik bu zamana kadar. İnşallah bir tanesi de bugün burada olacak. Seninle birlikte güzel bir program olacaktır. Evet, güzel bir anıya da imza atmış olacağız diye düşünüyorum. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz de bence bugün bizimle birlikte hem sohbete doyacaklar hem de bize eşlik edecekler şarkılarımızda. Birbirinden güzel şarkılar söyleyeceksin. Ben yine söylemeye çalışacağım. Inşallah. Evet,
önce biraz sohbet edelim diyorum. Olur, müziğe zaten istersen. Devam edeceğiz. Tabii. Nasıl gidiyor hayat? Koşuşturmacalar içindesin. Bugün bile aslında evet, yoğunluğun içerisinde koştura koştura eğitim geldin. Eğitim dönemi başladı bildiğin evet. gibi. Yani hı-hı. eğitim verdiğimiz, ders verdiğimiz yerler var. İşte bugün oradan çıkıp buraya geldim. Senin bu güzel programda konuk olmak için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eğitim dönemi başladı. Eğitimler devam ediyor. Ders verdiğimiz noktalar var. Konserler ve açılışlar tabii. Bir sürü şey var. Hepsinden kültür bahsedeceğiz. Kültür etkinlikleri, açılışları evet. var. O yüzden bu bir yoğun döneme başlıyoruz. Tabii bu geçtiğimiz dönemde çok büyük bir yoğunluk yoktu ama Ramazan'dan sonrası çok aktif olmamakla birlikte hı hı. yine bir şeyler yaptık, konserler verdik. İnşallah Ekim ayı itibariyle de konserlerimiz ve etkinliklerimiz evet. devam edecek. Hem birlikte konserlerimiz var bizim. Evet. Hem de bireysel konserlerimiz tabii. var. Buradan da duyurularını zaman zaman yaparız. Evet. Dinleyicilerimizi, izleyicilerimizi hem buradan hem de zaten sosyal medya aracılığıyla da davet ediyoruz ama Kültür TV ekranlarından da sizlere ulaşmamız çok daha kolay olacak. Evet. Çok etkinlik var bu sene. Çok olacak inşallah. İnşallah. Evet. Sen bugün nereden geldin? Eğitim verdiğin bir yer var. Evet, bir kurum var. Evet. Belediyede, Eyüp Belediyesi'nde hı hı. bir engelliler merkezinde müzik öğretmenliği yapıyorum ve orada işte öğrencilerim var. Hı hı. 1,5 yıldır orada bir görevim var. O öğrencilerime işte eğitimini verdim. Bir saat önce de çıkıp senin programına gelmek için yetişmeye çalıştım ve inşallah buradayız, yetiştik evet. ve beraber şarkılarımızı Batuhan arkadaşımızla birlikte icra edeceğiz. Evet, bugün Batuhan bize eşlik ediyor evet. sazıyla, sağ olsun. Rıfat'cığım peki zor olmuyor mu? Yani eser merkezinde, yani engellilere yönelik eğitim vermek, onlara müzik öğretiyorsun değil mi? Evet, ritim öğretiyorsun. Ritim dersleri ve tabii sesi olan öğrenciler de var. Yani sesini hı-hı. kullanabilen, konuşmayı düzgün bir şekilde yapan engelli öğrencilerimiz yani de var. Yani sadece müziğin belirli bir bölümüyle ilgilenmiyor. Yani sadece ritim öğretmiyorsun da yok, sen genel evet, anlamda evet, çocukların... Şarkı söyleyebilenlerin daha iyi şarkı söylemeleri için de onlara çalıştırmalar yapıyoruz. Evet. Dersler veriyoruz. Tabii kolay değil. Yani şimdi müzik yetenek gerektiren bir durum. Doğru. Biliyorsun sen de. Normalde insanlar normal hiçbir şekilde bir uzvunda ya da beyninde bir problem olmayan insanların bile yetenekleri doğrultusunda ilerleyemiyorlar müzikte ama o öğrencilerimizde bir kademe daha zor tabii otomatikman tabii. onları anlatabilmemiz, onların algılayabilmesi. Ama zaman zaman bazı güzel geri dönüşler alıyoruz. Otomatikman bunlar da bizi çok mutlu ediyor. Evet. İnsanın yorgunluğu geçer ya böyle zamanlarda. Çok yorulursunuz, çok emek sarf edersiniz. Ama dönüşlerini alınca... Kesinlikle. Zaten bizi mutlu eden o emeğimizin karşılığında biraz olsun, normal öğrencilerimizden tabii daha fazla hı-hı. isteriz ama onlardan biraz olsun bir şeyler görebildik mi çok mutlu oluyoruz. Bu vicdanen de insanı rahat batan bir şey. Mutlu ediyor tabii çok aşırı bir şekilde. Bir iç huzur veriyor, mutlu ediyor insanı. Evet, ne kadar güzel. Yani evet. Ben buradan söylemek istiyorum. Aslında sanatçı dostlarımız, gerçekten bu işin eğitmenliğini yapan insanların biraz da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim ruhumuz, sanatçı ruhu dediğimiz şey aslında bunu gerektiriyor diye düşünüyorum. Evet. Her kanayan yara bir parmak basmak gerekiyor evet, diye evet, düşünüyorum. Evet. Çünkü sadece her şey para değil, değil mi? Yok tabii, yani sonuçta hayatımızda maddi bir şekilde karşılık alırız bazı konularda ama her hı-hı. şeyden de maddiyat beklememek lazım. Kesinlikle öyle. Bunlar bizim bir şekilde nasıl diyeyim bu insanlık yolunda yapmamız gereken küçük küçük manevi hareketler kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hem kendimiz için hem de dünyaya zaten etrafımıza bir şeyleri güzel şekilde faydamız olursa onlara evet, zaten yararlı bir şey olursa bize de o. Dönecektir bizim bir görevimiz zaten. De o. Tabii bir müzikle uğraşıyoruz, bir sanatla uğraşıyoruz hı-hı. ve insanlara bir şekilde bazı şeyleri ulaştırıyoruz. Ama bu, yalnız yaptığımız müziğinle değil, hı-hı. onun yanında yaptıklarımız bu işte sosyal sorumluluk projelerinde evet. yer almamız insanlara bir örnek olsun diye kesinlikle uğraşıyoruz öyle. Ve inşallah duyarlı insanlarımız bunları görürler. Daha da bunlarla ilgili güzel hareketlerde bulunurlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi istersen sohbetimize devam edeceğiz ama evet. senden bir şarkı daha alalım. Olur. Nasıl şarkının istersen. Şarkının anonsunu ben mi yapayım? Hatta yapayım şimdilik. Tabii yap. Boş Çerçeve'yi okuyacaksın bize herhalde. Evet. İlk eserimiz o. Evet. Müzik İsmet Nedim Saatçi, sözler Şendoğan Arda'ya ait. Hadi dinleyelim Rıfat teşekkür seni. Ederim.
bırakma ellerimi, bırakma yalnız beni. Son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede. Yalnız hatıran kaldı, ah, boş kalan çerçevede. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerende. Yalnız hatıran kaldı, ah, boş kalan çerçeve. Aşkların en güzeli çılgınca sevenini. Yalnız sende bulmuştum, yalnız senin olmuştum. Yalnız senin bulmuştum, yalnız senin olmuştum. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede. Yalnız hatıran kaldı, ah, gül dolu pencerede. Artık bülbül ötmüyor, gül dolu pencerede. Yalnız hatıran kaldı, ah, boş kalan çerçevede. Ağzına sağlık Rıfat, eline sağlık Batuhan Kaşıkçı. Çok sevdiğim şarkılardan, evet, bir tanesi yani bu. Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları gerçekten, evet. Güzel bir eserdir. Ben de çok seviyorum, severek okuyorum. Yeşilçam deyince sen Türk filmi izlemeyi seviyor musun? Eskiden çok izliyorduk ama artık son dönemde çok fazla takip edemiyoruz. Yani hı-hı, televizyona çok fazla bağlı bir insan değilim ama evet, çok hafızamızda yer eden özel filmler var. Onları arada bir olsak yakaladık mı kaçırmıyoruz. Hafızamızda yer eden dediğin de sende de oluyor mu? Bende şu oluyor. Sözleri
ondan önce söyleme. Şimdi bunu söyleyecek. Şimdi şu söz girecek, replik girecek. Tabii meşhur replikler var. Evet, onlar var. Tabii eski Türk filmlerinden bugüne gelmiş ve hala izlediğimiz zaman yine gülüyoruz ve severek seyrediyoruz. Önemli bir hatıra bunlar bizim için. Ya böyle hep her dönemde insanların eskiye doğru bir yönelmesi ve özlemi oluyor. Farkında mısın? Evet, evet, kesinlikle. Belki o dönemlerde çok yaşamış o eskileri, o Türk filmlerinin o dönemini yaşamış insanlar değiliz ama yine de o filmlerle büyüdük. Büyüdük, evet öyle diyelim. Ben arıyorum açıkçası. O doğallığı arıyorum. Mesela ya, Neşeli Günler filmi vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Oradaki doğallık. Şimdi hepimizin hayatında, yaşantımızda tabii yer etmiş bazı şeyler var. Televizyon deyince o zamanlar bundan 15-20 sene önce belli başlı filmler ya da müzikler vardı. Tabii günümüzde bunlar çok üredi ve tüketim çok hızlandı. Otomatikman şimdikiler tabii belki 10 sene 15 sene sonra daha iyi bir yorum yaparız şu ankiler için ama bizim için o geçmiş dönemdeki Yeşilçam büyük bir hatıra ve güzel bir deneyimler, güzel filmler gerçekten. Ve o filmlerde yapılan müziklerde bizim aslında kendi müziğimizi gösteriyordu bize. Şu an filmlerde bizim bu sanat müziğimizin yer ettiği film çok fazla yok. Çok fazla yok. Olduğu zaman insanların hoşuna gidiyor aslında. Demek ki insanlarda da toplumda da böyle bir ihtiyaç, böyle bir arayış var. Özellikle belirli bir kesimde. Bazen müzik filmi izlettirebiliyor ya da dizinin devamında çok etkisi olabiliyor. Zaten müzik hayatımızın her alanında çok önemli. Müzikleri çok önemli zaten. Kesinlikle yani o filmin sahnesinde nasıl bir akış sağlayacak, orada nasıl bir piyano bir müzik ya da çok yüksek bir tonda mı? Yani o çok önemli gerçekten. Filmde o akıcılığı sağlayan en önemli unsurlardan biri de müzik zaten. Kesinlikle öyle. Evet. Zaten reklamlar olsun ya da hayatımızın her alanında müzik var. Evet. Özellikle ne iş yapılıyorsa bunun bir müzikle ilgili bölümü mutlaka oluyor. Evet. O yüzden sevgili izleyicilerimiz de eminim bizimle aynı fikirdeler. Daha çok müzik diyelim, daha çok olumlu bir hayat, daha çok pozitif bir hayat diyelim. Çünkü müzik dinlemek insanı bütün negatifliğinden kurtaran tek şey. Dertlendiğimiz zaman şöyle dünya başımıza bile yıkılsa yine o ana, o duruma uygun şarkılarla belki durumu biraz daha düzeltip katlanabilir hale getirebiliyoruz diye düşünüyorum. Olumlu yönde bizi etkileyecektir mutlaka. Evet, bir de bizim seninle bir düetimiz oldu. Evet. Tango ve Kantolar konseri yapmıştık biz Rıfat'la. Yine Eyüp Belediyesi'nde, Eyüp Musiki Vakfı bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Eyüp'ün Sesleri Topluluğu'nun bir konseriydi. Evet. Tango ve Kantolar konserinde Ahmet Kadri Rizeli'ye bestesi ait, güftesi de Rüştü Okyar'a ait bir şarkı seslendirdik biz düet olarak. Gerçekten çok beğenildi ve güzel dönüşler aldık. Hatta yönetmenimiz de bizden bunu talep edince bugün okumaya çalışalım diyoruz. Birlikte okuyalım istersen. Şarkımızın ismi bu şarkı hiç bitmesin. Evet. Evet, hadi bakalım. Umarız bu eseri daha büyük konserlerimizde icra ederken seyircilerimizi bekleriz gelmelerini. Şu an küçük bir Batuhan'la tek sazla böyle yapacağız ama inşallah umarım beğenirsiniz. Evet, şarkımızı seslendirelim, sonra da küçük bir ara vereceğiz. Peki. Başlayalım şarkımıza. Hatıralar senin de gözlerinden gitmesin. Söyleyelim birlikte bu şarkı hiç bitmesin. Eylül'dü geldiğinde bir gül vardı elinde, dua gibi dilinde bu şarkı hiç bitmesin. Eylül'de geldiğinde bir gül vardı elinde, dua gibi dilinde bu şarkı hiç bitmesin.
aşk yağarken gönlüme yağmurlar hiç dinmesin sevgilim söyledin. Bu şarkı hiç bitmesin. Aşk yağarken gönlüme yağmurlar hiç dinmesin sevgilim söyledin. Bu şarkı hiç bitmesin. Söylesin bu şarkı hiç bitmesin. Henüz sana doymadan gitme güneş doğmadan kadehler aşk dolmadan bu şarkı hiç bitmesin. Henüz sana doymadan gitme güneş doğmadan kadehler aşk olmadan bu şarkı hiç bitmesin. Aşk yağarken gönlüme yağmurlar hiç dinmesin sevgilim söyledin. Bu şarkı hiç bitmesin. Aşk yağarken gönlüme yağmurlar hiç dinmesin sevgilim söyledin. Bu şarkı hiç bitmesin. Sözler dilime
olacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani yaşım akmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı. Evet. Ağzına sağlık, eline sağlık. Eline, aynı zamanda senin eline de sağlık. Yani sağ ritimzen olarak eşlik de ediyorsun. Hem okuyup hem söylemek gerçekten zor. Şimdi söyledin aklıma bir şey geldi. Onu söyleyeyim bari. Evet. 1996 yılında müziğe başlarken, yani müzik eğitimine başlarken ilk önce ritim eğitimine başladım ben. Evet. Ama o zaman ritim çalarken bir yandan da okuyordum yani ilahileri, şarkıları. Ay, harika. Yani o kendi kendine gelişti. Yani bu özellikle çalıştığım ya da bir şey değil ama kendi kendine o zamandan bu yana yaptığım bir şey olduğu için kendi kendine oturdu, gelişti. Aslında kolay bir şey de değil. Tabii yani ki. Ritim çalıp da aynı zamanda şarkı söyleyebilmek. Enstrüman çalmak da aynı şey ama bir hemen lafını balla kesip söylemeden geçemeyeceğim. İsteği gerçekleştirdik. Gerçekten çok istek alan bir şarkıydı birlikte okurken. Evet. Kürdi tango seslendirdik biz reklamlardan önce. Güftesi Rüştü Okyara, bestesi Ahmet Kadri Rizeli'ye aitti. Bu şarkı Hiç Bitmesin şarkısı. Bunu da tekrar belirtmiş olalım. Evet. Az önce de Yusuf Nalkesen'e ait çok güzel bir Muhayyer Kürdi'yi ve Veda Bu Sesini dinledik. Evet. Ve şimdi hemen sohbetimize dönelim geriye. Tamam. Anlatıyordun ne güzel. Evet, hem ritim yani çalıp hem söylüyorum şimdi dedi. Şimdi enstrüman çalıp okumak ayrı bir çalışma istiyor. Yani şimdi ut çalan arkadaşlarımız çok var. Ut çalıp aynı zamanda sesiyle de eşlik ediyor ve okuyabiliyor. Ama ritim çalıp da aynı zamanda eşlik eden biraz oran olarak düşük. Çok fazla yok aslında. Yani bunun için gerçekten iyi ritim kulağı çalışması ve şarkıların ezberi çok önemli. Bunları çalıştırmak gerekiyor. Birbirine bağlı bir çalışma gerektiriyor. Böyle bir çalışmayla biz böyle gidiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Herhangi bir enstrümanı iyi çalmak da bunun etkisini. Tabii çok güzel şarkı söylüyor olabilirsiniz ama ikisini de çok iyi ayrı ayrı yapabilmek ve sonra onları birleştirmek önemli değil mi? Tabii kolay değil. Evet, hiç kolay değil. O yüzden insanlar bazen şey düşünebiliyor. Tabii ki işin içinde olmayan bunu gerçekten bilemez. Bazı izleyenlerimiz şey diyor olabilir. Ne kadar keyifli, basit işleri var ya bu sanatçıların. Şarkı söylüyorlar, işte saz çalıyorlar. Her işin bir zorluğu var. Bu işin de bir zorluğu var. Evet, bu işin de bir zorluğu var. Bu seviyede şarkı söyleyebilmek ve gerçekten işte ya da enstrüman çalmak için, sahnede yer alabilmek için uzun yıllar emek veriyorsunuz bunu öğrenmek için. Günde kaç saat müzik eğitimi veriyorsunuz kendinize? Kendi kendinize çalışmanız gerekiyor her normal şeyden önce. Normal bir iş gibi düşünmek lazım. Ben geçenlerde bir programa konuk olduğumda orada da bahsettim. Dediğim şu, yani müzik tabii insanlar biraz eğlence olarak bakıyor ama bir iş ve bir sanat dalı olarak baktığımızda o sanatı yapan sanatçı ya da kişiler onu icra etmek için belki de her gün 5-6 saatini o iş için uğraşıyor. O sazına, sesine veya enstrümanın herhangi bir enstrümanına zamanını harcıyor. 6 saat veriyor, 7 saat veriyor, 8 saat. Profesyoneller daha da fazla. Yani tabii. Üst düzey profesyonel, yalnız virtüöz dediğimiz usta enstrümanistler daha da fazla. Belki bütün günü, gece gündüz tabii çalıyorlar. Ki. Yani insanların herhangi bir sanat dalına, yalnız müziğe demeyelim, bakarken o sanatçının hangi kulvarlardan geçtiğini iyi araştırarak yorum yapması daha doğru olacaktır. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Her işin bir emeği var. O yüzden emeğe son derece saygılı olmamız kesinlikle gerektiğini düşünüyorum. Evet. Eğer böyle düşünen dostlarımız, ekran karşısında bizi izleyenler varsa da belki onlara bu iki çift lafımızla fikirlerini İnşallah. Değiştirmiş oluruz biraz olsun. Biraz, biraz olsun biz bazı görülmeyen, görülemeyen bazı şeyleri aydınlatmaya çalışıyoruz sözlerimizle. Elimizden geldiği kadarıyla tabii ki. Evet, kesinlikle öyle. Tabii bugün biz buradan çıkıp açılıştan açılışa koşacağız. Evet, açılışlarımız var bugün. Eyüp Musiki Vakfı'nın sezon açılışı var, korosun hayırlısı açılışı inşallah, var. Evet. Şefliğini ben yapıyorum. Bilenler bilirler ama söylemek gereği hissettim. Koroyu çalıştırıyorum, Eyüp Musiki Vakfı Sanat Müziği Korosu'nu. Bugün onun açılışı var efendim.
Oraya gideceğiz birlikte. Evet. Oradan çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür açılışı var. Kültür sezon açılışı sezon var. Sezon açılışı var, evet. Orada da bulunacağız. Orada da davetliyiz. Orada inşallah bir güzel bir açılış töreninde bulunacağız. Evet. Güzel bir şey bunlar. Tabii yani kültür ve sanat aslında bir sezon olarak düşünmek doğru mu bilmiyorum ama bir hayatımızın her tarafında, her anında olması gereken bir şey. Kültür, ne kadar kültürümüzün sahip çıkabilirsek ve insanlarımız buna bir şekilde eşlik eder ve takip ederse, hı hı, ülkemiz, gençlerimiz, çocuklarımız da daha iyi yetişecek diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü sadece müzik alanında değil, sanatla ilgilenmek, sanatı takip etmek, tiyatro, işte sergiler, herhangi bir dalını takip etmek gerçekten insanın ruhunu besleyen aktiviteler bence. Yapmıyor olsanız bile takip etmek son derece sizin sosyal yaşantınızı çok daha rahatlatacak. Belki iş yaşantınızı da çok daha fazla rahatlatacak. Gün içinde, günümüzde hem kadın erkek olarak çok fazla işle ilgilenmek zorundayız. Evimizin geçimini, kendi geçimimizi sağlamak zorundayız belki ama ufak ufak molalar vermek, bu tip etkinlikleri takip etmek son derece ruhumuzu besleyen, bizi besleyen şeyler. Evet. Hayatımızda önemli renk bunlar. Kesinlikle. Hatta belki bunlar için bütçeler insanlar ayırmak istiyor, ayıramıyorlar ama belediyelerin gerçekten çok kaliteli ücretsiz etkinlikleri var. Tiyatro olsun, müzik olsun, açılan sergiler olsun, bunları takip ederseniz internet üzerinden de ulaşılabiliyor. Bazı merkezlere gittiğinizde de, kültür merkezlerine gittiğinizde de bunlara ulaşabiliyorsunuz. Evet. Nacizane tavsiyemizdir. Kesinlikle. Bizi izleyin, bizi dinleyin, bizim gül sanatçıların yanında olun. Teşekkür ederim. Evet, sanatımızı icra etmeye devam mı etsek acaba? Olur, olur. Hangi sırada şarkı var? Sırada ne vardı bakalım mı? Kopya çekelim. Evet. Bazen unutabiliyoruz. Sırada Sen Olmadan Yaşayamam isimli bir şarkı var. Ha, evet. Eyüp'ten bahsetmişken evet, şimdi kesinlikle. Üstüne de denk gelmiş oldu bu şarkı. Sen Olmadan Yaşayamam çok vurucu sözlere sahip. Sözü müziği. Bizim vakıfta görev yaptığımız başkanlığını yapan, vakfımızın başkanlığını yapan Nihat İncekaray'a ait. Evet. Bu dünyada yapayalnız, sen olmadan yaşayamam. Sensiz hayat pek imkansız, sen olmadan yaşayamam diyeceğiz. Umarım sizler de seveceksiniz. Pek anlamsız, sen olmadan yaşayamam. Ne bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne vefat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat, sen olmadan yaşayamam. Thank you.
Çok mesudum, sen olmadan yaşayamam. Ne bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Sen olmadan yaşayamam. Ne bir tek gün, ne de saat, ne teselli, ne de vaat. Sensiz gönlüm etmez rahat. Sen olmadan yaşayamam. Aman Allah'ım. Gerçekten sözlere bak. Güzel eser ama. Yani çok. Başkanımız güzel bir şey çıkarmış ortaya gerçekten. Acaba ne hissedip yazdı? Sözleri de kendisine ait, bestesi de kendisine sormak bir gün lazım. Gelir buraya konuk edersin. Evet. Düşünsene bu dünyada yapayalnız sen olmadan yaşayamam. Ya karşındaki insana sana bunu söylediğini düşün. Evet, sen evet. Olmadan yaşayamam. Evet, vurucu bir söz olmuş kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle çok etkileyici söz. Evet. Ve sözle birlikte müzik de güzel birleşmiş ve başkanımız gerçekten güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmış. Kesinlikle öyle. Ve her yaş grubuna da hitap ettiğini düşünüyorum. Evet, evet. Bence herkesin olmazsa olmazları vardır. Ve kulakta kalıcı melodiler de günümüz insanların müziklerin çok uzağında değil. Kesinlikle çok güzel hafızada kalır ve herkes okuyabilir bu eseri. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Bunlar Türk müziğine katkılar aynı zamanda Rıfat. Evet. Evet. Şimdi Türk müziğinin gelişmesiyle alakalı bir sıkıntımız zaten yok. Hani belirli bir seviyeye zaten gelmiş büyüklerimiz, üstadlarımız. Şu anda yaşamayan bir sürü bestecimiz var. Çok katkı sağlamışlar ama günümüzde de gerçekten Türk müziğine katkı sağlamaya çalışan, hem günümüzde biraz daha yakalamaya çalışan besteler yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar. Evet. Söz yazarlarımız da aynı şekilde. Evet. Onlara sonsuz destek vermeye çalışıyoruz ki bu da bir hizmettir Türk müziğine. Çok kesinlikle. Önemli katkıdır. Bütün bestekarlarımıza buradan selam olsun. Onlar olmasa biz neler okuyacağız acaba burada? Yani kesinlikle öyle. Bir de bundan 100 sene önce, 200 sene önce gerçekten Türk klasik Türk müzikisinde büyük eserler bestelenmiş. Tabii kökü çok daha eskiye dayanıyor ama son dönemde özellikle 1950'den sonra bence Türk sanat müziği ve Türk müziği üzerine üretim belli başlı bazı son dönemin ünlü bestecileri var. Avni Alınalı gibi yani birçok besteci var böyle ama günden güne biraz azalma var açıkçası. Evet, yani hem müzikal kalite hem de sanat müziğimizin o eski havasını yansıtan eser sayısı günden güne azalıyor. Azalıyor ne yazık ki böyle ama çok iyi şeyler yapanlar da var, iyi çalışmalar yapanlar da var. Biz de bunların destekçisi olarak okumaya çalışıyoruz, seslendirmeye çalışıyoruz. Evet. Hemen hemen birçok programımızda. Aynı zamanda senin albüm çalışman var Rıfat. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum ben. Evet. Bilmeyenler öğrensinler, belki edinmek isterler Rıfat'ın yani, albümünü. Bu son 10 yıl içinde bulunduğum albümler çok fazla ama bireysel olarak ilk solo albümü 2014 yılında çıkardım. Klasik Türk tasavvuf müziği üzerine eserler, özellikle seçilmiş eserler, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi büyük üstadların eserlerinden oluşan bir repertuarla o albümü çıkardık. O albüm halen şu an bulunuyor ve o albümle birlikte yapmış olduğumuz birçok konser var. O konserlerde halen devam ediyoruz. Son 2015 yılında bir çalışmaya girdim bir single için ama onun ön repertuar çalışması ve ön kayıtlarını, bazı kayıtlar yaptık. Onlar üzerinde çalışmalarımız halen devam ediyor. Belki 2017 yılında olabilirse öyle bir ikinci bir çalışma düşünüyoruz. Bana biraz bahsetmiştin.
Evet. Sanki o değil mi? Evet, evet, evet. Güzel bir şey olur ama olursa. Ama tabii şimdi eserlerin tabii özünü bozmadan ama günümüz bazı yeniliklerin de içinde bulunduğu, tabii bestede ve yorumda çok büyük değişiklikler yapılmadan yeni bir versiyonla yeni çalışmalar yapıyorum. Evet. Ama tabii bunların gündelik hayatta elimize ulaşması ya da nasıl diyeyim tam olarak bitmesi için bazı etkenler lazım. O etkenlerin oluşmasını bekliyorum ben de. İnşallah oluşursa çıkaracağız. İnşallah. Biz senden güzel haberleri bekliyoruz İnşallah o zaman. İnşallah diyelim. Çünkü gerçekten takdir ettiğim çalışmalara imza atıyorsun. Teşekkür Elden ederim. Geldiğince ne gelirse. Günümüzde gerçekten bu çalışmaları yapmak çok zor. İşte zor, albüm çıkarmak, değil. Single çalışması yapmak. Bunlar hem maddi olarak külfeti var Kesinlikle. Hem de belirli bir sorumluluğu var insanın üzerinde. Gerçekten çok iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız evet. Çok zaman harcamanız ve uğraşmanız gerekiyor. Bir de gönül vermek gerekiyor. Yani yalnız maddesel olarak insanlar zaten günümüz müziğimizin hali o. Tamamen ekonomi odaklı yani evet, para odaklı tüketiliyor. Üretimler olduğu için hem tüketimi çabuk oluyor hem hafızada kalmıyor. Bizim amacımız çıkaracağımız ürün diyelim bizim kendi bir çocuğumuz gibi olacak ve o insanlara ulaştığı zaman insanlar dinlerken ya ne kadar güzel bir şey değil mi bu ya dinlerken bunu onu demeleri önemli yoksa yani herkes dinleyebilir tabii de önemli olan dinleyenlerin gerçekten beğenmesi ve bir güzel bir not karşılığında alalım. Bence de öyle. Bunların geri dönüşlerini aldıkça zaten insan daha çok kendini yeni bir şeyler yapayım diye de evet. Değil mi? Ona odaklıyor, hevesleniyor, yani, daha çok içindeki dürtüler işte bir harekete geçiyor. Bir sanatçının en önemli yönü tabii bir şeyler şarkı söylüyoruz ama üretici olması aynı zamanda. Evet. Yani üreticilik tarafına geçebiliyorsa sanatçı o otomatikman iyi bir noktaya geliyor demektir ve hem manevi yönden hem maddi yönden. Kesinlikle öyle. O zaman biz üretmeye devam edelim. Evet. Şarkı söylemeye devam edelim. Sıradaki şarkımız ben seslendiriyormuşum. Evet buyurun. Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Bir Yıldırım Gürses bestesi. Aslında bu da Yeşilçam şarkılarından diyebiliriz. Tabii. Çünkü Türk filmlerinde oldukça fazla rastlamıştık bu Kesinlikle. Şarkıya. Hadi seslendirelim bakalım. Sarı
geçti seneler. Ümidim kaybolmuş, perişanım ben. Bir gün gibi sanki geçti seneler. Ümidim kayboldu, perişanım ben. Alın yazılmış hayat yolunda ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Alın yazılmış hayat yolunda ümitsiz sevginin kurbanıyım ben. Yalan, yalan, yalan.
alkışlıyorum size. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin, seyircilerimizin de bizi alkışladığını düşünüyorum. İnşallah. Çok güzel evet, okudun. Umuyoruz öyle. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Şimdi yine bu etkinliklerden devam etmek istiyorum. Biz seninle çok projede yer aldığımız için bahsetmek istiyorum evet. aslında. Şu anlatmak istedim. Tango ve Kantlar Konseri'ni hazırlarken evet. sen tabii ki tasavvuf yönün çok ağır olduğu için ilk defa böyle bir projede yer aldın. Evet. Sana zor kabul ettirdim. Evet, Rıfat, yani lütfen yapalım şu işi diye. Evet, çok yaptığım bir şey değil, tarzım değildi ama ya tabii şarkıların %50'si %60'ını biliyoruz zaten. Çok tabii. bilindik eserler, kantolar ve tangolar ama bilmek ve yorumlamak tabii aynı şeyler tabii yani olmuyor. Sonuçta belli bir ekolden gidiyorsunuz. Otomatikman o farklı bir hava ve farklı bir tarz. Evet. Yani müzik her tarzın farklı bir duruşu var. Hı hı. Otomatikman bu duruşları doğru şekilde insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Yalnız öyle. Ses değil yani duruş, tabii bakış. Ki, tabii ki. Bunlar önemli. Onun tavrını, bunları, üstünü bozmamak. Tabii senin burada bana yardımcı olman çok önemliydi. Çünkü sen sıcaksın o tangolara, kantolara ama ben değilim ama sen bana o konuda çok yardımcı oldun. Ama başka teşekkür bir ediyorum. Projede de sen bana yardımcı olmuştun yine tasavvuf evet. müziğiyle ilgili. O zaman da sen ağırdın. Şimdi seyircilerimiz belki bilenler var, bilmeyenler. İkili olmak kolay değil. Evet. Ama ikili böyle olunuyor. Yani hep herkes birbirinin birbirine bir şeyler gösteriyor, bir şeyler öğretiyor. Bu çok önemli bir şey. Biz bunu başardık diye düşünüyorum. Öyle. Zaten o yüzden seninle daha çok çalışmak istiyorum. Evet. Her projede yer almak istiyorum. Evet. Önemli olan insanların birbirine olan uyumu, saygısı. Gerçekten evet. bizim işte şöyle bir şey var. Bazen hani sanatçı olarak kapris yapılabiliyoruz. Biz de yapabiliyoruzdur belki ama birbirimize karşı, çalıştığımız arkadaşlarımıza karşı bunu en aza indirgersek, en aza indirgersek evet. çok daha güzel işler ortaya çıkıyor. Çünkü benim bilmediğim herhangi bir şeyi sen bana söylersin, ben sana söylerim. Birbirimize destek olarak i̇şte, zaten hem kendi gelişimimiz için bence müzikal yani, anlamda. Bence insanlığın en büyük hatası zaten bu, yalnız sanatta olan bir şey değil. Ego dediğimiz bir olay var. O evet, ego büyüklük, büyüklük kötü bir şey. Çünkü insanın ne kadar bilgisi çoğalırsa aslında kendini o kadar küçük görmeye başlarmış. Öyle bir söz var, duymuştum. Hı-hı. Yani önemli olan insanın ne kadar az bir bilgiye sahip olduğunu farkına varabilmesi bu dünyada. Doğru. Yani amaç daha çok öğrenebilmek. Her zaman eksik bir tarafımız vardır ve olacaktır. Önemli olan her gün kendimizi geliştirmektir. O yüzden ego bence çok kötü bir şey. İnsanı geriye götürür. Öyle. Kendine güven olması güzel bir şey. Özgüven başka bir şey ama ego başka bir şey. Biz de özgüvenimizi kaybetmeden her zaman birbirimizin yanında olmaya çalıştık. Destek evet. olmaya çalıştık. Ve bütün bu şekilde çalışabildiğim birçok sanatçı arkadaşım gene var. Buradan isim söyleyemeyeceğim belki ama evet. bunları kaybetmemek lazım. Bu özelliklere sahip olmak aslında bence sanatçı olmak bu demek. Evet. İnsan olmak zaten, evet, sonra sanatçı olmak. Taşımak. Evet. Hep söylerler ya, sanatçılar göz önündedir ve örnek olan insanlardır. Birçok insanı arkanızda sürükleyebiliyorsunuz. Hareketlerimize ve yaptıklarımıza gerçekten dikkat etmek gerektiğini evet, düşünüyorum ben. Doğru. Bu da sende yeteri kadar var bence. İnşallah bunun da devamı gelecektir bu birlikteliğin. Güzel konserler, güzel etkinliklerde yine insanlarımıza var. Ulaşacağız. Bu sezon tabii yeni çalışmalarımız var. Olacak. Yaklaştıkça bildireceğiz inşallah. Evet, bize zaten Eyüp Belediye Başkanı'nın takmış olduğu bir lakap var. Eyüp'ün bülbülleri diyor bize. Evet, aynen. Sağ olsun Remzi Aydın'a buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet, aynen öyle. Bir vesileyle izlemiş olursa da duyar bizim sesimizi. Evet. Onun da destekleri sonsuz olmuştu. Eyüp Belediyesi'nin gerçekten hem vakfımızda hem de sanatçılara sonsuz desteği var. Yine bu sezonda çalışacağız onlarla. İnşallah. Evet, istersen yine şarkıyla devam evet, edelim. Evet, güzel bir şarkı var sırada senin sevdiğin şarkılardan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun evet, var sırada. Evet, evet. Kürdli Cazker makamında. Avni Anıl'dan az önce bahsetmiştin sen küçücük. Evet, evet. Konuşma arasında. Yani son dönemin dediğim gibi en önemli bestekarlarından diyebiliriz. Ya öyle ya. Ki ben radyo programı yaparken konulu bir program yapıyordum ve o bestecilerin bazen bir besteci konu oluyordu. Bir gün Avni Anıl'ın şarkılarından oluşan bir repertuarla radyo programı yaptım. Evet. İnsanların dönüşü o kadar daha fazlaydı ki Rıfat. Herkes teşekkür ediyor. Ay biz bu şarkıları özlemişiz. Gerçekten Avni Anıl'ın insanların üzerinde özel bir yeri var yani şarkılarının. Yani bestelerinde hem kalite olarak çok büyük kalite var. Hı-hı. Hem de gerçekten insanların kulaklarında hep yer etmiş eserler. Öyle. Kesinlikle çok kalıcı ve uzun vadede büyük bir sanat eseri yetiştirmiş kendisi. Evet, kendisini rahmetle anmış olalım bu vesileyle. Evet. O zaman seslendirelim. Olur. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Dört ses alalım. Dört sesten yapalım.
Evet. Şarkıların gözü kör olsun. Kesinlikle güzel ama bir şarkı ama. Programın başında izleyicilerimiz belki kaçırmıştır, bir şey söylemiştim.
biz şarkılarla en hüzünlü zamanlarımızda, şöyle dibe vurduğumuz zamanlarda bile şarkıları dinleyip kendimize geliyoruz, evet. Ama şimdi ah bu şarkıların gözü kör olsun, hüzünlüyken üstüne bir daha hüzünlü şarkı dinleyince gerçekten bu seviyeye geliyorsun. Gözü kör olsun unutamadım diyorsun. Bazen unutmaya da yetmiyor şarkılar işte. Öyle, evet. Aşklar yaşanıyor değil mi? Kesinlikle. Yani sonuçta besteciler ve söz yazarları sonuçta yaşadıklarını kaleme alıyor büyük bir ihtimalle. Tabii bazı, evet. Hikayelerden de yola çıkabilirler ama etrafında gördüklerinden de ama bakış sonuçta açısı. Bir yaşanmışlık ve bir gerçeklik payı büyük ihtimalle var. Evet. Bunlar da böyle kaleme alınıyor ve bestecilerimiz tarafından, özellikle büyük bestecilerimiz tarafından böyle bir şaheser haline geliyor. Geliyor, evet. Bizler de seve seve okuyoruz. Özellikle bu şarkının nesi hoşuma gidiyor biliyor musun? Şöyle tiz perdeleri var ya, şöyle coşkuyla, evet, bayağı, anlatıyor. Ve o hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi derken isyan ediyor orada. Kesinlikle. O nasıl böyle bir mania prozodisi içerisinde yer alan şarkılar, sözüyle bestesinin uyumu gerçekten ya, çok güzel. Ama bu makamda gerçekten güzel. Küllici Asker makamda ayrı bir makam. Yani o evet. Bütün güzelliklerini ortaya çıkartıyor yani eser. Aynen öyle. Sen tabii Türk Sanat Müziği sanatçısısın. Seni öyle anons ettim ama aslında tasavvuf yönün de çok ağır. Evet. Az önce de bahsettik, evet, albümünle, evet, beraber. Evet, evet. Peki bunların dışında başka müzikleri açık mısın Rıfat? Az önce Tangolar konserinde açık değildin ama hani ilk başta o projeyle alakalı seninle konuştuğumda yaptık, çok da güzel oldu bence. Çok yakıştı sana. Ama var mı böyle bir başka şimdi hani şöyle, düşündüğün, yer almak istediğin, şunu yapmak isterim dediğin bir proje var mı müzikle ilgili? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii tamamen benim başında olduğum değil ama 2011-2012 yıllarında benim senfonik ilahiler ve senfonik müzikallerden seçmeler, senfoni orkestrasıyla yapılan iki tane büyük konserde ben hem ritimzendim hem de vokaldim. Ha, güzel. Ve çünkü senfoni orkestrası var, tasavvuf müziği, senfoni ilahiler diyoruz, tasavvuf müziği korosu var, evet. Ve çok sesli koro var. Yani hepsinin birleştiği bir aslında bütün müzikal özellikleri bir içinde barındıran bir projeydi. Böyle bu tarz projelerde yer aldım, yer almadım değil. Müzikallerden seçmeler biraz farklı bir projeydi. Orada yalnız ritimsel olarak yer almıştım ama yani sonuç olarak bu müzikallerimiz bizim aslında çok raflara kaldırılmış, çok güzel, evet. Eserler var müzikallerde bizim. Onlar da çok özeldi ve kesinlikle çok zevk aldım. Yani evet. Tabii ki yapabildiğim doğrultuda güzel projelerde yer almaya çalışıyorum ama ana hatlarıyla Türk müziği, Türk klasik Türk müziği, evet. Üzerine. Yani senin evet. Ana sanat dalı uzmanlığın kesinlikle diyelim. O kesinlikle. Ya uzmanlık demeyelim çünkü uzman der büyük bir şey. Olsun öyle diyelim çünkü bazen insanlar çok insan, hiç haddi olmayan insanlar bile söylerken sen bu kadar mütevazı olmak zorunda değilsin diye düşünüyorum Fatih. Ama çok engin bir dal. Yani kesinlikle öyle, ona derinliğine katılıyorum. Ulaşmamız, hepsini bilme ihtimalimiz zaten yok. Ama çok fazla ağır başlı olma, öyle zannediyorlar. Evet. Gerçekten birazcık da olsun, hani ego değil bu, evet. Hakkını da vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah, teşekkür burada ediyorum. Kendisi zaten kendisini övmüyor. Ben söylüyorum burada bir arkadaşı ederim, olarak, gözlemleyen, olsun, ben de bir müzisyen olarak. Senin benim TRT altyapın da var, senden bu kelimeleri duymak çok benim için ne çok özel. Efendim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de senin güzel sözlerin için. Şarkımızı seslendirdik ama ben biraz daha sohbet etmek istiyorum. Yine şarkılarımız, evet. Var, sıralarını bekleyen şarkılarımız, evet. Var. Sen tabii işin eğitmenlik kısmında da yer alıyorsun. Ritimden, evet. Biraz bahsetmek isterim. Olur. Çok küçük yaşlarda başladın sen bunu ama eğitime nerede başlamıştın? Bahsettin ama ben eğitime, kaçırdım. Şimdi önce ders aldığım yerler Sultanahmet'te Cafer Ağa Medresesi'nde ders aldım. Yalnız bendir değil, kudüm, iki enstrümanın üzerine. Hem kudüm hem bendir çünkü tasavvuf müziği ağırlıklı olduğu için ben kudüm enstrümanını çok istemiştim ve onu da çok onun eğitimini de aldım. Tabii onun dışında şu an eğitim verdiğim yer Eyüp Musiki Vakfı. Evet. Eyüp Musiki Vakfı'nda bendir ve kudüm eğitimine devam ediyorum. Ama bendir tabii sanat müziğinde ve tasavvuf müziğinde kullanılıyor ama kudümü daha çok klasik Türk müziğinde ya da Mevlevi müziğinde, Mevlevi ayinlerinde kullanıyorum. Ama onunla da çıktığım yerler var. Kudüm'ün bende ayrı bir tadı var. Onu çok severim. Ama çok fazla kullanamıyoruz o dönemde. O ruhu veriyor ya. Ney? Ben de tasavvuf müziğine duymak istediklerim. Tanbur. Evet. Bu sazlar, Türk müziği sazları. Bendir ve özellikle kudüm. O ayinlerde zaten olmazsa olmaz kudümün, dediğim tabii, gibi. Kudüm'ün tabii ana sazı diye. Kudüm ayinlerin ana sazı neyle kudüm? İnsanı aşka getiriyor. O ilahi duyguyu hissetmene yardımcı, evet, oluyor, evet, gerçekten. Evet, kudüm, evet, öyle. Tabii şimdi ritim çalıyoruz. Ritim çok zor değil diyorum ben. Hı hı. Ama
Tabii usullerin bir derinliği var. Nasıl repertuar şarkılar çoksa, hı hı, usuller de çok. Yani 120 zamanlıya kadar gidiyor. Biz şimdi 8 zamanlı, 3 zamanlı, 5 zamanlı usulleri vuruyoruz. Kolay şarkılar diyoruz. Yani ya, bu şarkılara bunlara eşlik ediyoruz. Ama ayin çalmak. Ama bir Mevlevi ayinde bir devir kebir bilmeden, yani devir kebir usulünü bilmeden, evet, 28 zamanlı ya da efer diyelim. Efer yine küçük usullerden zencir, ama zencirler var, çemberler var. Yani bir sürü. Belki bizi anlamaz usul. Şimdi dinleyeceğimiz ama demek istediğim bilim dalı olarak bir baktığınız zaman hepsinin çok geniş bir okuma ve çalışma gerektiren özellikleri öyle var. Öyle, çok emek harcanıyor, evet, ama dinlenildiğinde de o hissi ancak bu şekilde alabiliyorsunuz. Tabii, yani şimdi, kolay bir şey olmuyor ama o hissi de ancak böyle zor şeylerle verebiliyorsunuz. Şurada bunu da söylemek bence istiyorum. Yani şimdi bir devir kebir usulünde bir peşrevde eğer sofyan vurursak açıkçası onun özelliğini yansıtamayız. Evet. O vurgular zaten onlara göre geliyor. Darplar değişik. Yani darplar tabii, değişiyor. Değişik, o sözlerin tam üzerine, yani hecelerin tam üzerine geliyor. Evet. Yine anlatmak istediğim birçok şey var bu konuyla ilgili ama bence tamam, biraz müziğe dönelim. Olur, dönelim. Samanyolu şarkısı var sırada. Evet. Acem Kürdi makamında söz ve müzik Teoman Alpay'a ait bir şarkı. Hı hı. Bu şarkı da bir sezon döneme damgasını vurmuş şarkılardan. Yerinde. Ama hala özelliğini koruyor. Küçücük çocukların bile dilinde gezebilen bir şarkı diye düşünüyorum. Evet, ben öyle değil okulda mi? Engelliler merkezinde çocuklarıma bunu öğretiyorum. Söylüyorlar da çok seviyorlar. Yani böyle bizim çok bildiğimiz çok eski şarkılar bile olsa o çocuklar da öğreniyor ve severek söylüyorlar. O yüzden bence öğretmek gerekiyor. Kesinlikle. Öğreniyorlar çünkü. Kesinlikle. Ben de bir gün ziyaret etmek isterim burada. Bekleriz her zaman. Her zaman bekliyorum. Evet, hadi sizi buyurun, dinliyoruz Samanyolu'yla. Çok da güzel oldu böyle kuşlar gibi özgür, evet, uçuş uçuş kesinlikle gittim bir yerlere ben de. Bir şarkısın sen. Bir insana bir şarkısın sen demek.
gerçekten herhalde o duyguya sahip bir müzisyenin kesinlikle düşünebileceği öyle, evet. Bir şey. Alpay böyle bir müzisyenmiş demek ki. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek bir şarkı. Harika. Ya, bu sözleri şimdi de çok zor buluyoruz bence Rıfat. Tükenmişlik var gerçekten. Yani tabii şimdi yaşantımız sonuçta bir hasar görmüş bence. O yüzden ürettiklerimizde yansıyor otomatikman. Doğru. Yani eskiden bu doğallık, bu sadelik yok artık. Yani çocuklar biliyorsunuz yani televizyon ve tabletten başını kaldırmıyor. Yani normal gündelik hayatta yaşadıkları farklı. Yani bizim küçüklüğümüzde ya da babalarımızın yaşadıkları farklı. Şu mesela anki yaşananlar farklı. Bebeğimizi kendimiz dikerdik. Annemiz bize bebek dikerdi. Tabii ki oyuncak alırlardı ama yani üretirdik. Annem bana hep üretebileceğim şeyler, oyunlar hazırlardı. Evet. Kendi ya da kendine yapabilme oynardık. Özelliği işte yani üretebilme özelliği. Şimdi gördüklerini hemen istiyorlar, alıyoruz. Hemen iki gün sonra sıkılıyorlar. Ondan sonra tekrar başka bir şey istiyorlar. Yani bir şey var, doyumsuzluk var ne yazık ki şu anki nesilde. Otomatikman bu da üretime de yansıyor yani. Evet, doğru söylüyorsun. Ama önemli olan yine bu günümüze günümüzde bile güzel şeyleri bulup seçip biz sanatçıların onları ön plana çıkarması diye düşünüyorum. Evet, evet. Tamamen de kurumuş bir durum çok yok doğru, yani. Çok gerçekten doğru. Çok iyi işler yapılıyor. Evet. Seçici olmakta fayda var ki siz izleyicilerimize çok daha kaliteli, çok daha iyi işleri sunabilelim. Çünkü kesinlikle sizler öyle. En iyisini hak ediyorsunuz her zaman. Bu konuda zaten Kültür Televizyonu da büyük bir görev üstlenmiş durumda ve gerçekten büyük bir hizmet veriyor kültüre ve sanata. O yüzden tebrik ediyorum ben kültür sanatı senin evet. Şahsında. Çok güzel ederim. Programlara yer veriyorlar. Evet. Bu tarz programların ben kanallarında çoğalması dileğiyle. Ben de aynı dilekler içerisindeyim. Çünkü çok daha belki gündemde daha böyle tüketilebilen, çabuk tüketilebilen programlar insanlar çabuk yaşadıkları için evet. Hemen böyle geçiştirmek istiyorlar. Belki bizi bir oyalasın istiyorlar akşamları oturduklarında ama emin olun bunlar ne kadar böyle kanallar ne kadar çoğalırsa bu tip programlar ne kadar fazlalaşırsa insanların yaşam tarzlarına da etkisi olacağını düşünüyorum. Kesinlikle, tabii tabii. Umarım bu dileklerimizi buradan iletmiş olalım. Evet. Böyle yetkililer de duymuş olsunlar bizi. Sırada Sorma Ne Haldeyim şarkısı var. Bir şarkı dinleyelim, ben evet. Çok okudum. Yani beraber okuyabilirdik ama hadi benden dinlemiş olalım. Şarkıdan sonra da kısa bir ara vereceğiz, sonra sizlerle birlikte olacağız ama önce Sorma Ne Haldeyim diyelim. Aşkın beni kül ediyor.
sorma, nöbetlerdeyim başım Çok güzel bir şarkı seslendirdim bizlere. Teşekkür ediyorum. Son derece tüylerim diken diken oluyor. Ya bilmiyorum, belki hissetmekle alakalı. Şarkının sözlerini hissedebilmek çok önemli. Ben hep kendim o sözleri sanki kendim yaşamışım da kendim yazmışçasına yaşıyorum. Bilmiyorum, belki insanların biraz da kendi kişiliğiyle alakalı, duygusal olmakla alakalı olan bir şey. Bu yüzden çok etkilendim gerçekten. Yeter ki bana gelsene de bir gün de olsa seni göreyim diyor. Ne kadar güzel, evet, ya. Vallahi. Kesinlikle. Çok güzel bir eser. Ben de severek okuduğum bir eser. Burada seslendirmek istedim. Güzel oldu. Gerçekten, evet, Batuhan, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok sağ olsun. Beni bir yerlere götürdü. Gerçekten çok güzel.
Bir de şöyle bir şey var, yani insanların sevdiği insanları kaybetmesi, zaman içinde tabii ki hem büyüklerimiz olsun ya da çok sevdiğimiz insanlar olsun kaybedebiliyoruz. Onları senede bir gün bile görebilme imkanımız olmuyor gerçekten. Evet. Sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Belki bazen senede bir gün gördüklerimiz de oluyor. Çok uzak diyarlarda yaşayan sevdiklerimiz oluyor. Onlara da buradan selam olsun yani diyelim. Yani değer ve kıymet bilelim. Özeti bu. Özeti bu. O yüzden birbirimizin kıymetini bilelim. Elimizde olanların değerini ve kıymetini bilelim. Sonra kaybettikten sonra boşa geçiyor her şey. Boşa geçiyor. Hiç de kolay olmuyor insanların sevdiklerini kaybetmesi. Bunu yaşayan insanlar bilirler. Ben çok büyük kayıplar, Allah'ıma şükürler olsun, daha vermedim ama büyük hocalarım vardı, çok kıymet verdiğim insanlar vardı. Başımda olsalardı, gidip danışsaydım, sorsaydım dediğim büyüklerim vardı. Onları rahmetle anıyorum ve onları kaybetmeden kıymetlerini bilelim diyorum. Hem sanat yaşamında, evet, hem sosyal yaşantımızda. Evet, kesinlikle. Evet, Rıfat'cığım, bir de senin de aileden girmişken, sen de evlisin. Evet. Çok tatlı çocukları var yani, Rıfat'ın. İki tane birbirinden güzel kızı var bir kere. Bunu tabii, biraz senden dinleyelim. Nasıl olur, bir duygu baba olmak? Şimdi ilk intiba önemli. Beni tanımayanlar, ilk görenler böyle biraz yaşımı otomatikman tahmin etmekte zorlanıyor. Küçük zannediyorlar ama yani yaşımız var. 37 yaşındayız. Maşallah. İki tane kızım var. Biri 11 yaşında, biri 5 yaşında. Onların tabii büyümeleri ve hayatları farklı. Onlarla birlikte değişik şeyler yaşıyoruz biz de. Biz de büyüyoruz aslında. İşte hala aile hayatımızda müzik yine önemli bir unsur. Benim büyük kızım Eyüp Musiki Vakfı'nda çocuk korosunda 3 senedir devam ediyor. Sen de çalıştırdığın dönemlerde. Evet, çalıştırdığım dönemlerde. O da öğrenciydi. Benden önce de. Ben çalıştırmadan başladı o aslında. Çok evet, küçük başlamış o zaman. Evet, küçük başladı. O yüzden ailece müziği çok seviyoruz zaten. Hı hı. Eşim de yıllar önce zaten bir ney enstrümanın eğitimini almış birisi. Esra eşin. Esra, evet. Buradan ona da selam olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. O da ney enstrümanıyla ilgilenmiş ve uzun bir dönem ders almış birisidir. Tabii aile, hayat, çocukların büyümesi falan bazı şeylere engel oluyor tabii. Çok profesyonel düşünmediğiniz zaman. Orası öyle. Her yalnız şey zevk ve bir... Nasıl diyeyim, bir güzel zaman geçirmek için onun uğraşı biraz. Olsun. Ama o da müziğin içindedir. Sonuçta zaten benimle birlikte ve müziğin içinde otomatikman. Ya evet, öyle eşler biraz öyle oluyor. Evet. Ben de benim eşim de müzisyen değil. Evet. Amatör olarak da ilgilenmiyor. Sadece dinleyici. Evet. Ama dinleyici olmak kadar keyifli bir şey yok Rıfat. Dinlemek kısmı da çok güzel. Evet, yani şöyle geçenlerde hangi konsere gitmiştik? Bir konsere gitmiştik. Ya diyorum, uzun zamanda bir konser seyredemiyordum ya. Ne güzel oldu diyorum. Bizler hep konserlerin tabii ki sahne kısmında yer aldığımız için hep o telaşenin içinde şarkı söylemek sonsuz mutluluk verici bir şey. Evet, hele kesinlikle. Ki çok da güzel dinleyicilerimiz karşımızda bizi alkışlıyorlarsa ve memnun görüyorsak onları, bizim için gerçekten çok güzel bir duygu. Ama dinleyici kısmına çok fazla geçemiyoruz kendi yoğunluğumuzdan da. Çok da konsere gitmek lazım diye düşünüyorum Rıfat. Kesinlikle. Bu aralar, yani gözlemlemek lazım. Çok yani özledim neler konser yapılıyor. İzlemeyi. Evet. Ama bir de şu var, yani konser seyrederken bir yandan ya ben şimdi orada olmak istiyorum diyorum, yani sahnede olmak istiyorum, ne güzel bir program, ne güzel bir konser, keşke ben de orada olsaydım şimdi, diyoruz yani. Bak şimdi nereye değineceğim ben de böyle söyleyince, müzisyenlerin arasında kıskançlıklar oluyor ama daha çok müzisyenler çok güzel projelerde yer alıyorsa arkadaşları ya da çevresinde ya da güzel proje izliyorsa, arkadaş olmasına gerek yok, onun da küçük bir kıskançlığını yaşamıyor değil. Açıkçası ben güzel projeleri kıskanıyorum. Bilmiyorum. Bizi de var mıdır kıskananlar acaba? O yani olabilir tabii de, yani sonuç olarak güzel bir şey ortaya çıktıysa gerçekten normal olarak biz de orada olmak isteriz. Niye olmayalım? Yani bunun şeyi var, isteği var. Evet. Ama gerçekten güzel projelerde yapılmıyor değil, yapılıyor yani. Yapılıyor. Biz de zevkle takip etmeye çalışıyoruz elden geldiğince. Önemli olan zaten bu projeleri... Kendi hani müzisyen arkadaşlarımızın projelerini de çok destekleyebilmek. Buradan bana zaten ulaşmak isteyen müzisyen arkadaşlarım varsa ulaşabilirler. Tanıtımlarını seve seve evet, yaparım. Kesinlikle, güzel projelerin kesinlikle. Her zaman arkasında durmayı sevmişimdir ve durmaya devam edeceğim. Çünkü biz aynı geminin yolcularıyız Rıfat. Kesinlikle. Aynı şeye hizmet ediyoruz. Yani evet. Kendi kültürümüze ve müziğimize hizmet ediyoruz. Kesinlikle otomatikman öyle. Ayrı gayrı yok. Hepimiz biriz. Yani sonuçta aynı kültür, aynı müzik ve sonuçta Türk müziği daha ileri gitsin. Nasıl ileri gider? Tabii böyle kültür televizyonu gibi kanallarımız da ileri gider. O yüzden burası önemli bir kulvar bence.
aynı şeyi düşünüyoruz seninle. İstersen bir şarkıyla daha devam edelim. Olur. Biraz şarkıları ama beraber arttırmaya okuyalım. Başladım. Olur mu? Beraber okuyalım. Hangi şarkıdayız peki? Benim yarim gelişinden bellidir. Evet. Hicaz makamında. Sözleri Karacaoğlan'a ait. Biraz hareketli bir eser. Evet. Evet, müzik de Saadettin Kaynak'a ait. Saadettin yapıyoruz. Kaynak benim için çok evet. özel bir besteci. Hem hemşerim olması sebebiyle hem de bestelerini gerçekten çok seviyorum. Haydi bakalım güzel neşeli bir şarkı seslendirmeye çalışalım. Tamam mıyız? 3, 4. İbrişim kuşaklı ince bellidir, ince bellerimi sar dedi bana. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Olan gül gönderir dostuna, İpek mendilini attı üstüne. Terler sen sevdiğim sil dedi bana. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne hayran olayım. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne kurban olayım. Ne kadar hareketli, güzel bir şarkı. Evet. Uzun zamandır okumamışım ben bunu. Doğrudur. O yüzden sözlerine bakma ihtiyacı hissettim yani. Yani çok da aslında çok meşhur bir eser ama evet. çok da fazla okunmuyor. Bazen çok fazla okunan şarkıları tercih etmemeye çalışıyoruz ya. Biraz değişik evet, bir olabilir. Repertuar sunalım istiyoruz. Sık sık okuyarak da sıkmak da istemiyoruz. Evet. Bunu da öyle düşünerek çok geride bırakmışım ben. Uzun olabilir. Zamandır okumamışım. Ben de çoktandır okumuyordum aslında ama bazen bir eseri seçerken bestecisine ve söz yazarına çok bakıyorum ben. Hı hı. Şimdi söz Karacaoğlan ya. Ve müzik Saadettin Kaynak. Saadettin Kaynak bir hafız yani meşhur. Evet. Ve eser harikulade yani ortaya çıkmış. Çok. Otomatikman bunu okumamız gerekiyor diye düşünüyorum ben sık sık. Raksaksaymış usulde. Raksaksa, hani biraz... sen burada ritimize ne oldun canını bir şimdi, söyleyeyim. Evet aksakla raksaksa böyle karıştırılır. Biraz evet. terstir ama raksaksa da daha çok Bektaşi nefeslerinde çok kullanılır. Hı-hı. Türk müziğinde en çok kullanılan yer Bektaşi nefesleridir. Biraz oyun havası gibi geliyor insanlara fakat yani farklı şekilde de raksaksa aslında evet. eserlerin içinde yer alıyor. Tabii, tabii. Ritim olarak diyoruz. Kesinlikle. Evet, bir de senin şimdi tasavvuf yönünden bahsettik ama yine ders verdiğim bir alan aslında. Eyüp Musiki Vakfı bünyesinde bir tasavvuf müziği korosu oluşturuluyor şu anda değil evet. mi? Dersler başladı mı Rıfat? Dersler hayırlısıyla Ekim ayında başlıyor. Hı hı. Tabii yeni sezon itibariyle Ekim ayında başlayacak ve
her hafta büyük ihtimalle çarşamba akşamları 19 ile 21 saatleri arasında ders yapacağız. Bu katılımların oranıyla tabii bağlantılı olarak da her sezon iki tane konser vermeyi düşünüyoruz. Tabii bu Eyüp'te olabilir ya da başka bir yerde olabilir. Onlar şu an belli değil ama sonuç olarak İlahi Koromuz, Tasavvuf Müziği Koromuz çalışmalarına başlıyor. Evet. Tabii dileyenler, isteyenler Eyüp Musiki Vakfı'na başvurabilir. Her çarşamba akşamları orada tasavvuf koromuz çalışmalarını yapmaya devam başlıyor. Edecek. Evet. İlahiler oluyor. Çeşitli tabii tasavvuf müziği deyince biraz geniş. Tabii tasavvuf çok kapsamı fazla. Yani dini tasavvuf musiki müziği diyelim. İlahi diyelim. Çünkü şöyle söyleyeyim, dini musikinin de kendi içinde formları var. Mevlevi ayinleri, naatlar, tevşihler, ilahiler, şuuller, duraklar. Yani hepsinin özellikleri farklı bunların. Otomatikman şeyi de geniş, repertuar çok geniş. Zekai'de de zaten Eyüplü bestekar, onun eserlerine çok yer vereceğiz diye düşünüyorum. Zekai'de de Efendi, Hacı Arif Bey bunlar Eyüp'ün en önemli bestekarlarından. Öyle, evet. Önümüzdeki sezonda herhalde onlarla ilgili bir konserde biz de yapmayı planlıyoruz yine vakıf bünyesinde sanat müziği korosu olarak. Kesinlikle böyle bir şey güzel olacak. Bir şey olacaktır. Çünkü besteciler Türk müziğinin ana hatlarıyla en güzel eserleri sunmuş eserler. Yani. Evet, ya birçok insanın belki klasik Türk müziğine ön yargıları var. İşte uykumu getiriyor ya da çok ağır geliyor bana diyebiliyorlar ama inanın içine girdiğinizde anlamına manasına eriştiğiniz zaman kendinizi çok farklı boyutlarda hissediyorsunuz. Bu herkes tabii ki sevmek zorunda değil. Demek istediğim bu değil tabii ki. Ama biraz anlamaya çalışmak gerekiyor. Böyle günümüzde dinlediğimiz müziklere tabii ki benzemiyor. Hemen çabuk tüketilen müziklere benzemiyor. Bu yüzden anlamına erişmek için biraz çaba sarf etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve yani müziğimizi canlı performanslarını bence dinlemek ve seyretmek gerekiyor. Daha iyi anlamamız için. Yani tabii kayıtlar önemli ama radyodan kayıttan bir iki eser dinledikten sonra değiştirmek isteyebilirsiniz ama canlı performans. Yani konserlere gidin. Konserlerde bu eserleri ve bu sanatçıları seyredin ki esas o hazzı orada alacaksınız diye düşünüyorum ben. Biliyor musun, sadece klasik Türk müziği ile alakalı bir ön yargı değil bu. Konservatuvar yıllarımda ben ses eğitim bölümü mezunuyum ve Şan hocamız bizi operaya gönderdi, göndermek istedi. Ses eğitimi almaya gelen öğrenciler bile operaya karşı o kadar ön yargılar ki ne yani şimdi orada biz kafamızı mı şişireceğiz yoksa operada uyuyacağız mı vesaire böyle şeyler söyleyen arkadaşlarımız vardı. Oysa ki televizyonlardan ya da kayıtlardan dinlediğiniz o opera, oradaki ortam, inan gerçekten konsere gittiğinizde, canlı canlı seyrettiğinizde aynı şeyler değil. Bu yüzden ön yargıları yıkmak için önce senin de söylediğin gibi Rıfat'cığım ön yargıları yıkıp konsere gitmek gerekiyor. Konserlere gitmek gerekiyor. Canlı canlı seyretmek gerekiyor. Sanatçılar o kadar çaba sarf ediyorlar, hazırlıklar yapıyorlar. Hepsi siz dinleyiciler için. Sanatçıyı besleyen şeyler de izleyicilerin, dinleyicilerin son derece bu tip konserlere talep göstermesi. Evet. Ki biz de daha güzel şeyler yapmak adına daha çok çalışalım. Kesinlikle öyle. Ben bir şarkıya daha devam edelim istiyorum. Körfez'deki 3-5 Güzel var sırada. Yine hareketli bir şarkı. Yıldırım Gürses'e ait. Sözleri de Mustafa Sevilen'e ait. Evet. Senden dinleyelim Rıfat'cığım. Olur. Beraber gelelim. Evet, hadi bakalım. Yerinden bir alayım biraz ses. Aranami. 3. Yeller gibi sen gönlümün sultanı.
bakma bana yeller gibi, sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın. Bakma bana eller gibi, bayram gelir bahar ile, tatlı esen rüzgar ile, bayram gelir bahar ile, tatlı esen rüzgar ile, bir kuş olup uçabilsem ela gözlü o yar ile, bir kuş olup uçabilsem ela gözlü o yar ile, sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın. Bakma bana eller gibi, sazımdaki teller gibi, çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın. Bakma bana eller gibi. Coştuk burada. Evet, seyircilerimiz de coşmuştur eminim. Bugün gerçekten güzel şarkılar seçmişsin yalnız, evet, böyle hareketli. Ederim. Özellikle Yıldırım Gürses'ten ben de seçmişim, sen de seçmişsin. Birbirimizden habersiz şekilde seçmişiz. Ya, Yıldırım Gürses'ten okumasa bir program olmaz ama. Gerçekten öyle. Türk yani dizi Yıldırım Gürses'siz olur mu? Yani, o da bir döneme, farklı bir dönem yaratmış biri. İnanılmaz besteleri var gerçekten. O yüzden mutlaka ben yer veriyorum. Her konserimde eğer bir başlık yoksa, evet, konserde otomatikman ben Yıldırım Gürses eserlerine yer veririm. Evet, çok aslında sevilen bir şarkı. Sırada ben de onu seslendirmek istiyorum. Sona doğru geliyoruz. Olur. Ne yazık ki. O yüzden şarkılara biraz ağırlık verelim istiyorum. Kaptanızade Ali Rıza Bey'e ait güzel bir şarkı var. Sırada ben seslendireceğim. Sen de bana eşlik edebilirsin Rıfat'cığım. Çok da memnun olurum. Olur. Yani. Evet. Tamam. Benim gönlüm sarhoştur, yıldızların altında diyelim. Bir de ikimiz kalsak
Evet. Evet efendim, çok güzel bir programdı Rıfat'cığım. Çok da güzel bir şarkı okuduk ama evet. Artık sana doğru geliyoruz. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle birlikte olduğun için, bizimle birlikte olduğun için. Çok sağ olasın. Umarım diğer programlarında daha güzel, daha harika bir içerikle başarılı bir şekilde devam eder. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerimiz. Biz her hafta sizlerin karşısında Müzik Dünyası programıyla ben Sinem Sevindik ve birbirinden değerli konuklarımla karşınızda olacağız. Kah sohbetle, kah müzikle sizlere çok güzel iki saat yaşatmaya çalışacağız efendim. Bir dahaki program görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz ve hangi şarkıyla kapatalım? Eski dostlarla kapatalım bugün. Birlikte okuyalım Rıfat. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar, unutulmuş birer birer. Eski dostlar, eski dostlar, ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar. Eski dostlar, hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Dostlar, eski dostlar, unutulmuş isimlerde, bilinmez ki nasıl, nerede, şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar, hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar.